Sevgili izleyiciler, halk arasında beyinde baloncuk olarak bilinen anevrizmaları bugün bize Memorial Şişli Hastanesi Girişimsel Nöroradyoloji Bölümünden Profesör Doktor Serdar Geyik anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, sizler de Profesör Doktor Serdar ile yapacağımız anevrizma ile ilgili sohbet hakkında ya da programda ele almamızı istediğimiz Diğer konularla ilgili olarak bize Facebook, Twitter ya da Instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bize arzu ederseniz sağlığım için her şey atatvavrupa.tv adresinden mail atabilir ya da bize telefonla da ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0533 096 72 73. Şimdi hakikaten halk hak bunu ıı, Beyinde baloncuk olarak biliniyor ancak anevrizma olarak da bir ünlü sanatçının hastalığıyla birlikte daha da tanınmaya başlandı. Beyinde baloncuk ya da tıbbi adıyla anevrizma nedir? Nasıl bir hastalıktır? Ee, daha kolay anlaşılması açısından baloncuk denmesi aslında uygun olmuştur. Ee, bu bir çağrışım meselesidir. Balonlar nasıl patlamaya müsaitse hı hı. anevrizma denilen hastalıkta, Patlayarak beyin kanaması yol açması yol açması mümkündür. Aslına bakacak olursanız tanım olarak bir damar duvarından üzüm tanesi şeklinde bir çıkıntı oluşmasına verilen genel isimdir anevrizma. Bir benzetmeyle örnekle açıklamak gerekirse nasıl araba lastiklerinin üzerinde olmaması gereken baloncuklar zaman içerisinde bir delici hasarla ortaya çıkar. Burada da ee, en önemli hipotez doğuştan gelen bir e, oluşum kusurundan, e, baloncuk oluşmasına yatkınlık olması şeklindedir. Zaman içerisindeki bu zamandan kastımız yıllar ve uzun yıllardır. Ee, kan basıncıyla beraber, damarın içerisindeki kanın basıncıyla beraber o hassas olan, yatkın olan noktadan üzüm tanesi şeklinde bir e, balonun e, gelişmesidir. Damar duvarı kalındır ve içerisindeki basıncı taşımaya dayanıklıdır. Ancak bu baloncukların duvarları zayıftır. Zaman içerisinde büyüyorlar ve patlamaya yol açıyorlar. Patladıklarında asıl kritik olan nokta bu. Patladığında ortaya çıkan hadise. Bunun adı beyin kanaması. Bir insanı öldürebilir, komaya sokabilir, felç edebilir. Asıl hı hı. kritik olan durum budur. Peki, her anevrizmada mutlaka beyin kanaması olur mu? Ee, bu çok kritik bir soru, herkesin de merakı olan bir soru. Her anevrizmadan beyin kanaması olmaz. Ancak hangi anevrizma patlar, hangisi patlamaz? Bizim bunu bilme, önden bilme şansımız yok. Her böyle bir şansımız olsaydı zaten tedavi edeceğimiz hasta grubunu da belirlemiş olacaktık. Buna ait bazı kriterler, yani öngörüyü tahmini destekleyen kriterler var. Nedir bunlar? e, ee, baloncuğun boyunun büyük olması, 7 milimetreden daha büyük olanlar, üzerinde bir bebek anevrizma, bebek baloncuk olanlar ki bu patlamaya meyil anlamına gelir. Sınırı düzensiz olan anevrizmaların e, daha fazla patlama eğilimi olduğu bilinmektedir. Ama e, bir kişinin özelinde, yani anevrizması olan bir hasta, bu patlar mı patlamaz mı? Eğer patlayacaksa ne zaman patlar? Bunu bilmemize imkan yok. Bu bir çeşit kahve falı olur. Şu gün patlayacak, şu tarihte hı hı. patlayacak gibi. Peki anevrizma olan bir kişi de? Bir takım yakınmalar ortaya çıkar mı? Anevrizma bir takım belirtilere neden olur mu? Genel itibariyle vücuttaki bütün damar hastalıkları, bu ister beyin damar hastalıkları olsun, ister kalp damar hastalıkları olsun ya da başka hı hı. böbrek başka organları tutan damar hastalıkları olsun, genelde bunlar sinsi seyrederler. ederler. Yani hı. ne demek istiyoruz? Büyük çoğunluğunda bulgu vermezler. Bulgu veren beyin damar hastalıkları, baloncuklarda sıkça görülen e, şikayetler nelerdir? Baş ağrısı olabilir. Hı hı. E, ama baş ağrısı da çok yaygın bir şikayettir toplumda. Her baş ağrısı anevizmaya bağlanmaz. Bunun dışında yutma bozukluğu olabilir. Geçici görme bozuklukları olabilir. Özellikle göz kapağında birdenbire gelişen göz kapağında düşüklük olabilir. Yüzün e, bir kısmında uyuşma olabilir. Bunun gibi geçici nörolojik bulgular, şikayetler anevrizmayı düşündürebilir ama yüksek özgürlük yani bu bulgular görüldüğünde alttan anevrizma çıkar diyebileceğiniz bir durum yoktur. Şimdi bu tabi da ortaya çıkabilecek genel bulgular. Evet. Başka hastalıklardan da olabiliyor. Elbette. Peki anevrizma patladığında herhalde çok gürültülü bir tablo oluyor değil mi? Kesinlikle. Bu anevrizma hastalarının hekime gelişi iki tabloda olur. Bir tane sizin söylediğiniz gibi patladığında ortaya çıkan beyin kanaması. Beyin kanaması atlanacak bir durum değildir. Onlar genelde... Acil olarak hastaneye başvururlar ve tanısı konulur. Tanısı bu şekilde konulmayan ya yani da henüz patlamadan hekime gelen hastalar nasıl günlük hayatta ortaya çıkıyorlar sorusunun karşılığı şudur. Herhangi bir sebepten bu baş ağrısı olabilir, sinüzit olabilir. Başka bir nörolojik tablodan dolayı bir hekime başvurulduğunda artık tomografi gibi, MR gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanımı oldukça sıklaştı. Dolayısıyla bu sırada tesadüfen ortaya çıkan baloncuklar, tanısı konanlar olabilir. Tarihe bakıldığında e, anevizma tanısında eskiden, e, bundan uzun yıllar önce sıklıkla beyin kanamasıyla gel, e, gelen hastaların tanısı anevizma olduğunu görüyoruz. Ama bu oran artık değişti. Hı hı. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı görüntüleme yöntemlerinin uygulanması toplumda sıkça e, kullanılır oldu. O nedenle rastlantısal... E, Tanısı konulan anevrizmaların sayısı da arttı son dönemde. Peki diyelim ki bir hasta geldi. E, belki de sinüzitle ilgili bir e, görüntüleme e, yöntemi çekildi kişiye. Ve beyinde anevrizma ya da halk arasındaki adıyla beyinde baloncuk tespit edildi. Her anevrizma e, tedavi gerektirir mi? Dediniz ki bir yandan her an patlamaya hazır bir bomba. Diğer tarafta da bir takım özellikleri, sınırları düzensiz... Baloncuk üstünde bir başka baloncuk olması gibi faktörlerin biraz daha riskli olduğunu söylediniz. Ne yapıyorsunuz böyle vakalarda? Şimdi burada e, hastayla konuşmak bir numaralı kural zaten. Hı hı. Yani ne diyoruz? Az önce söylediklerimizi söylüyoruz. Bakın bir baloncuk var. Bu patlar mı patlamaz mı? Patlayacaksa ne zaman patlar bilinmez. Hı hı. Sadece az önce saydığımız kurallar var. Bu 7 milimetreden büyükse... Ee, üzerinde bebek analizmi varsa yüksek ihtimalden bahsedilir ve hı hı. tedavi önerilir. Onun dışındaki hasta gruplarına neye göre karar veririz? Ek risk faktörü. Mesela bir hasta gençse bunun yıllık patlama ihtimalleri her yıl bir 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 üst üste konulduğunda yaşam boyu beklenen ihtimalin yüksek olduğundan bahsedilir. Yani ne kadar gençse hasta o kadar tedaviye yakın olunur demektir bu. Hı hı. Ya da az önce kriterler varsa tedaviye yakın olunur. Olmasa bile bakın bunun yıllık şu kadar kanama riski var Tedavi olmak ister misiniz? şeklinde bir tedavi planı sunulur. Ama buradaki amaç nedir? Bir hastalığı tedavi ediyoruz ancak henüz bir risk oluşturmamış, patlamamış anevizmalardan bahsedildiğinde. Evet. Diyoruz ki bu anevizma patlarsa şu da olabilir, bu olabilir, ölebilirsiniz, komaya gelebilirsiniz. Ama şu anda size bir zarar var. Şu anda yok aslında. Hı hı. Dolayısıyla bu kanamayan anevizmalar için hasta bazında kişinin özelinde karar verilmesi gerekir ve hastanın da karar alma sürecine mutlaka katılması gerekir. Çünkü hastalığın bir doğal seyri var, tedavinin de bir kendi riski var. Bu terazinin kefelerinde karşılıklı. Şimdi şeye geleceğim zaten, tedaviye, tedavi seçeneklerine, özellikle girişimsel yöntemlere e, geleceğim ama şunu öğrenmek istedim, e, kuşkusuz ki özellikle Türkiye'de bir girişimsel yöntem, cerrahi müdahale endişesi, anestezi endişesi var. E, şu an için ben tedavi olmak istemiyorum diyen hastalar da olabilir. Böyle kişilerde beyinde de anevrizma var. Özellikle sakınması gereken bazı noktalar var mıdır? E, anevrizmanın büyümesini ve patlamasını tetikleyecek bilinen 3 faktör var. Hı hı. E, emin olunan 3 faktör var. Bir tanesi sigara içilmesi, bir tanesi yüksek tansiyon, bir tanesi de kronik alkol kullanımı. Bu hı. hastaları biz ancak bunlardan uzak durmalarını öğütleyebiliriz. Onun dışında e, anevrizmanın patlaması gerçekten öngörülebilir bir durum değil. Her an olabilir. Hmm. E, bundan kaçınmak için mutlak bir yöntem e, henüz yok. Bilmiyoruz. Çünkü bir anevrizmanın e, büyümesini ve içindeki akımın bilgisayar ortamında modellemeleri yapılıyor ama biyolojik ortamı temsil etmiyor bunlar. Evet. Hmm. Ee, o nedenle öngörmek mümkün değil. Yani kişinin anlık stresi olur. Anlık stresle beraber tansiyonu yükselir. Tansiyonu yükseldiğinde patlama gerçekleşebilir. anevrizmanın boyutundan Uçak bağımsız. Uçak yolculukları, aşırı basınç bunlar zararlı mıdır? Potansiyel olarak öyledir. Hı hı. Zararlı olabilirler. Hiç kimse bunun yok zararlı değildir diyemez. Potansiyel olarak söyleyebiliyoruz. Çünkü bu hastalık zaten toplumda belli bir frekansta, belli bir sıklıkta gözüküyor. Dolayısıyla bunların arasında uçuşun etkisini ispat edecek düzeyde bir teorik bilgiye de sahip değiliz. Ama basınç değişiklikleri ve buna benzer tansiyon değişiklikleri elbette patlamayı tetikleyebilir ve kritik kısmı ne zaman olabilir biz bilemeyiz. Şimdi o zaman iki tür e, durumu ele alalım. Ona göre tedavi seçeneklerini rica edeceğim sizden. Bir patlamış bir anevrizma beyin kanaması oluşmuş bir vaka. Bir de beyninde anevrizma e, tespit ettiğiniz. Patlamaya hazır beyninde bir bomba taşıyor ama şu an için Henüz bir hasta değil. Şimdi bu iki kişiye ne tür tedavi seçenekleri sunuyorsunuz? Şimdi kanayan bir anevrizmada hiç tartışma yok. O anevrizma tedavi edilecek mutlaka, hı hı. mecbur. Edilmezse e, başına gelecek ek riskler var. Bir kere daha kanayabilir. Her kanama ölüm koma felç riskini kat be kat arttırabilir. Dolayısıyla patlayarak gelen bir anevrizma için artık dünyada bir tartışma yok. Mutlaka ve mutlaka tedavi edilmelidir. Hı hı. Ee, kanamamış bir anevrizma az önce saydığımız faktörlerle beraber hasta zemininde değerlendirilerek bir tedavi planı yapılabilir. Elbette ki kişilerin ben tedavi olmayacağım, doğal seyrindeki riski göze alacağım gibi bir hakkı var ama genelde e, insan doğasındaki eğilim tedavi olmak ve hı hı. E, bu riskten, hayati bir riskten kurtulmak yönünde olur. Tedavi seçeneklerine baktığımızda iki türlü tedavi seçeneği vardır. Bir tanesi açık cerrahi, klasik olanı yıllar içerisinde e, uygulana gelmiş olanıdır. Bir tanesi de son 30 yılda popülerize olan girişimsel nöro tedavilerdir. Her iki yöntemi kıyasladığınızda mutlaka hepsinde kendine has dezavantajı ve avantajları vardır. Girişimsel nöro yöntem yani anjiyografi kullanılarak yapılan tedavinin avantajı nelerdir? Bir açık cerrahi yani... ...kafanın açılmasını gerektirmemesidir. En büyük avantaj budur. İkincisi daha kolay uygulanabilir oluşudur. Hastanın bu yöntemle daha kolay hayatına geri dönüyor... ...daha kolay, daha hızlı iyileşiyor oluşudur. Yöntem olarak girişimsel nöroideji evet. nasıl uygulanır? E, kasıktaki damardan girilir. Bir küçük tüp yerleştirildikten sonra... ...onun içerisinden ilerletilen, kateter ismi verilen... ...daha küçük tüplerle beyin damarlarına ulaşıldıktan sonra... Onlardan da daha ince olan tüplerle baloncuğun içerisine girilmesi, doldurulması veya boynuna tel kafes stant yerleştirilmesi gibi çeşitli kombinasyonlar uygulanabilmektedir. Az önce söylediğim gibi en önemli avantaj kasıktaki ufacık bir sinek ısırığı kadar delik olmasıdır. Peki bu yöntemi nasıl yapıyorsunuz? Anestezi nasıl? Hastanede kalmak e, gerekiyor mu ve tabii ki yöntemi uygularken biraz önce çok kısa değindiniz ama bir takım riskler de ortaya çıkabilir. Kasıktan sonuçta beyne ulaşıyorsunuz. Ne tür komplikasyonlar ortaya çıkabilir? Şimdi e, yöntemin en önemli avantajı az önce söylediğim gibi doku dostu olmasıdır. Yani bir dokunun bütünlüğünü Hı -hı. bozmuyoruz, kesmiyoruz. E, dolayısıyla da bir iyileşme süreci olmuyor. Biz bir fazlalık gideriyoruz, bir eksiklik yaratmıyoruz. En önemli avantaj bu. Vücudun içerisinden giderek çalışıyoruz. Yani damarın içerisinden hı hı. giderek çalışıyoruz. Ee, i̇kinci avantaj da bu. Her yöntemle, her ameliyatta olduğu gibi hastalık aynı hastalık. İster açık cerrahi uygulayın, ister de isterse de kapalı yani anjiyografik yöntem uygulayın. Aynı hastalıkla uğraşıyoruz. Dolayısıyla riskler her iki taraf için de aynı. Yani bu işlerde damar delinebilir, kanama olabilir, pıhtı gelişebilir. Buna bağlı bir insanın hayatı kaybedebilir. Koma ya da felç hali olabilir. Yüksek miktarda mıdır bu risk? Soru bu olmalı. Doğal hmm. seyirdeki riskten kıyas kabul edecek kadar az mıdır? Kıyas kabul edecek kadar azdır. Yani e, yayınlar %1 ve %5 arasında değişir. Deneyimli ellerde %1-3 arasında gider gelir bu e, komplikasyon oranları. Çok çeşitli senaryolar olabilir. Az önce söylediğim gibi doğal seyirde ne risk varsa hem ameliyatında, açık ameliyatında hem kapalı ameliyatında o riskler vardır. Şimdi, tabii siz e, nöro radyoloji girişimsel Nöro uzmanı olarak siz bu girişimsel yöntemi ameliyata alternatif olarak e, gösterilen bu yöntemi uyguluyorsunuz. Dediniz ki gerektiğinde e, stent de takabiliyoruz. Doğru. E, biraz bize e, bilgi verir misiniz? Şimdi kalbe e, ilaçlı stentler var, ilaç kaplı stentler var, eriyebilen stentler var. Beyindeki e, anevrizmaya taktığınız stentlerin de bu tür tipleri var mıdır? Stentler, e, stentlerin de bir ömrü var mıdır? Şimdi şöyle bir önceki sorunun bir tamamlayıcı kısmını Hı -hı. söyleyeyim. E, bu Genellikle bu tedavi yöntemlerinden sonra uzun e, hastane kalışları gerektirmiyor. Yoğun bakım süreçleri de gerektirmiyor. Genellikle ertesi gün taburcu ediliyor hastalar. E, bir diğer büyük avantaj da budur. Stent kısmına gelince de e, evet kalbeye takılan çok çeşitli stentler var. Bizim kullandığımız stentler de onlardan çok daha farklı. Beyin damarlarına özel yapıda yapılıyor. Daha e, uygun, e, daha ilerletilebilir ve daha yumuşak yapıda. Bizimkilerle o kardiyolojide kullanılan stentlerin arasında teknik farklılıklar var. Birisi kendiliğinden açılır, diğeri balonla açılır. Hı hı. E, beyinde kullanılanların çok farklı tipleri yok. İlaç salınımlı gibi eriyebilir gibi zaten buna ihtiyaç da yok. Buranın yapısı farklı olduğu için burada kullanılanlar da beyin damarlarına özel üretilmiş olmasıdır. En büyük e, farklılık budur. Peki ömrü ne kadardır? Stentler konulduğunda e, ömür boyu gider. Yani bu standı koydum sonra geriye çıkarttım gibi bir kavram yok. Onlar artık hastayla bütünleşecek, damarla, e, üstü hücreyle kapı e, kaplanarak e, insanın vücuduyla vücudu bütünleşecek. Şey de merak ettim. Şimdi anevrizma diyoruz. Sanki hani İnsanın beyninde tek bir anevrizma ortaya çıkabilir gibi bir kişinin beyninde birden fazla da anevrizma görülebilir mi? Tabii ki görülebilir. Anevrizma popülasyonunun bir grubunda birden fazla anevrizma var. Özellikle bunlar kimlerdir? O grubun içerisinde ailesel yatkınlığı olanlarda, hı hı. bağ dokusu hastalığı olanlarda, anevizma gelişimine... E, bağ dokusu derken bir parantez, romatizmal hastalıkları mı kastediyorsunuz? Yok daha daha e, sendromlardan bahsediyorum. Yani kanıtımsal sendromlardan, hı hı. romatizmal hastalıklardan. Evet. Çok nadir gör, görülen bir grup hastalık var e, bağ dokusunu tutan. Onlar da, tüm bağ dokusu hassas olduğu için beyin damarları da hassas, anevizma oluşumuna yatkınlık görülebiliyor. Evet. Yani özetle bir grup... Hastada birden fazla anevrizma görmek mümkün. Birden fazla tabii anevrizma gördüğünüzde tedavi nöroradyoloji ile yani girişimsel nöroradyoloji yöntemiyle gene stentleme yapmanız ya da farklı bir şekilde damarı açmanız mümkün oluyor mümkün. mu anevrizmanın sayısından bağımsız olarak tek hı hı. seansta ya da birden fazla seansta ee, çok birden fazla anevrizmanın tedavisini yapmak mümkün. Hı hı. Bu yöntemin sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi de budur. Ee, belli bir yerleşime anevrizmanın yerleşimi e, bizim için bir kısıtlayıcı faktör değil. Yani açıkça rayde bir tarafa yaklaştığınızda e, o taraftaki anevrizmaları yapmanız mümkün ya da diğer tarafa geçmek istiyorsanız ya yani beynin sağında çalıştığınız sola geçmek istiyorsunuz orayı da ayrıca açmak gerekir ama burada öyle bir yöntem yok. Biz zaten aynı kasık damarından giriyoruz. Bir damara gireriz. Sonra işimizi bitirdikten sonra bir diğerine sonra bir diğerine geçmek farklı bir kesi gerektirmeden mümkün. Herkese yapılabilinir mi? Şunu sormak istiyorum. Yani yeri çok önemli değil dediniz ama anevrizma nedeniyle size gelen bir hasta yaşı önemli midir? Bir takım kronik hastalıkları olup olmaması önemli midir? Şimdi e, kapalı cerrahi yani endovasküler tedavinin e, doğuş prensibi budur zaten. İleri yaşta ek hastalıkları olan hastalarda e, daha kolay uygulanabilir bir tedavi yönteminin ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla bunlar bizim için bir kısıtlama değil. Aksine bu yöntemin avantajını ortaya koyan durumlardır. Şimdi artık sohbetimizin de e, sonuna geldik. Anevrizmayı konuştuk. Anevrizmanın tedavisine girişimsel yöntemleri anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Programı kapatırken ekran başında bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Gerek girişimsel nöroradyoloji ile ilgili olarak, gerekse de anevrizma ile ilgili olarak. Şunu söyleyebilirim. Ee, geçici nörolojik bulgular. Yani yüzünüzde bir uyuşma varsa, daha önce hı hı. ortaya çıkmayan bir göz kapaklığı düşüklüğü varsa ee, yutma güçlüğünüz gelişmese bunları ya da baş, baş ağrısı varsa uzun süreçte bir baş ağrısı varsa bunun karakteri sıklığı değişmeye başlamışsa e, bu konuda daha e, farkında olmak gerekir. Bir uzman hekime başvurmakta fayda var. Bunun dışında sigara içilmesinden, e, yüksek tansiyondan ve e, kronik alkol kullanımından kaçınmak gerekir. Çok teşekkür ederim. ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler bir sağlığım için her şeyin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.